Sırada Cem Yılmaz'ın diline doladığı, şovlarında sık sık söz ettiği ünlü gurme Mehmet Yaşin'le yaptığımız keyifli sohbet var. Ünlü gurme Magazin 8 için mutfak denetledi ve yeni bir lezzetin peşine düştü. Bir insan her şeyi yer mi? Yer! Cem Yılmaz'ın diline doladığı ünlü gurme Mehmet Yaşin'le çok özel bir röportaj. Abi gurme dediğin tadar, bu yiyor. Beni çok iyi gözlemiş. Ünlü gurme Magazin 8 için mutfak denetledi ve yeni bir lezzetin peşine düştü. Tek kelimeyle şaheser. Manisa'ya gelirseniz incik kebabını emin böyle. Gurme, gezgin ve yazar. 1950 Ankara doğumlu Mehmet Yaşin, yeme içme kültürü üzerine derin araştırmalar yapan değerli bir isim. 11 yıldır ekranlarda yemek belgeseli hazırlıyor ve sunuyor. Yani zannediyorum 75 kiloydum ama şimdi bir 85'i bir hafif açtım. Ünlü komedyen Cem Yılmaz gösterilerinde Mehmet Yaşin'den işte böyle bahsediyor. Bazı özel gurme programları var, ben onları izleyin. Hele hele gençler için söylüyorum. Çocuklar ya da eğer çoluk çocuğunuz, ailelere sesleneceğim. Çoluk çocuğunuz yemek ayırt ediyorsa bir tane program var, onu izlettirin. Mehmet Yaşin'in programı. Bir insan her şeyi yer mi? Yer. Cem Yılmaz'ın da keyifle izlediği Mehmet Yaşin gurmelerin lideri olarak tanınıyor. Bu öncü bir program oldu benimki. Sonradan diğer televizyonda diğer arkadaşlar da benzer programlar yapmaya başladılar. Böylelikle de Türk mutfağı biraz daha gün yüzüne çıkmış oldu. Cem Yılmaz'ın anneler, babalar, iştahsız çocuklara Mehmet Yaşin İzzet'in önerisini de doğru buluyor ünlü gurme. Yanlış değil. Cem Yılmaz hakikaten çok kıymetli, değerli bir sanatçı. Böyle bir sanatçının beni mizah konusu yapması bana gurur veriyor. Beni çok iyi gözlemiş. Yani kendisine de sordum. Biliyorum ki Cem Yılmaz gece gündüz beni seyretmiyor yani. En fazla seyretse bir iki programımı seyretmiştir. O kısa izleme süresinde beni benden daha iyi tanımış. Abi gurme dediğin tadar, bu yiyor. Acacına gitmiş gibi. Ya böyle gurme mi olur? Acık daha nohut koysana. Böyle gurme mi olur lan? Çocuklarınız diyor Mehmet bu Yaşin'in programını seyrederse bir daha iştahsızlık sorunu çekme. Sonra diyor ki adam şöyle bir sıyırıyor, kokluyor, bakır kokuyor diyor. Çünkü diyor böyle bir sıyırıyor ki alttaki kalayı malayı götürüyor diyor. Yani çok çok hoş şeyler söylüyor. Ve doğru da söylüyor yani, doğru da söylüyor. Ya tabak sıyıran gurme olur mu? Ya bir kere gördüm, su böreği tanıtıyordu. Ya kamera böyle pan yaptı, börek yok. Böreği gömmüş, kameramana böyle yapıyor. Çekme, çekme, çekme. Çek. Gömmüş böreği çoktan. Ya tabaktan ses geldi, vallahi billahi. Böyle ses gelir mi ya? Diye. Diyor ki hafif krom tadı var. Sen tabağı yedin. Cem Yılmaz'ın meşhur dokunuşları herkese nasip olmaz. Mehmet Yaşin de mizahı seven, mizaha sıcak bir isim. Güldük, gülmeye devam edeceğiz ancak içeriden mis gibi kokular geliyor. Havadaki lezzetli kokuların peşinde koştururken çukurları görmedim. Düştüm ve kolumu kırdım. Şu anda çok hareket ettiremiyorum. Onun için ben bugün Serhat Usta'ya yardım edemeyeceğim. Aman efendim, büyük geçmiş olsun. Meşhur Sivas köftesi için malzemeler hazır. Bizim Sivas köftemiz öncelikle 2 yaşındaki dananın sırt ve but bölümünden aldığımız etlerle ve kuzunun but bölümünden aldığımız etlerden oluşuyor. Ve içerisinde baharat olarak sadece tuz oluşuyor. Etimizle tuzumuzu yoğuruyoruz, köfte haline getiriyoruz ve ızgara atıyoruz. Vakit nakittir. 1 kilo dana kıyma, 300 gram kuzu kıyma, 25 gram tuz. Bu malzemeler güzelce yoğruluyor. Salatamız köfteler pişerken hazırlandı. Köfteler, biber ve pide kısık ateşte ocağın üzerinde ağız sulandırıyor. Sivas usulü köftemiz hazır. Görüntüsü bile değil mi? İnsanın ağzını alt üst ediyor, sular akıyor şimdi. İlk gördüğünüz anda ne hissediyorsunuz? Hemen yutmak. Ah Mehmet abi, ah. Çok tatlı adam, çok.
Serhat Usta'nın Sivas usulü köftesi Mehmet Yaşin'den tam puan aldı. Tek kelimeyle şaheser. Çok lezzetli.